4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevapları. SDR İpek Yolu yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 120. Daha sonra diğer Behertlas'a çeşme suyunu dolduralım. Elimizle Behertlas'a dokunarak onun sıcaklığını kontrol edelim. Termometre ile Behertlas'ın içindeki suyun sıcaklığını ölçerek bu değeri defterimize kaydedelim. Öğretmenimizden ispirto ocağını yakıp sıcayağının üzerine su dolu Behertlas'ı koymasını isteyelim. Suyu ısıtmaya başlayalım. 2, 4, 6 ve 8. dakikalarda suyun sıcaklığındaki değişimi ölçerek defterimize kaydedelim. İspirto ocağını söndürelim. Deney tüpüne buz parçalarını koyalım. Deney tüpünü tüp maşası ile tutarak sıcak su içine batıralım. Termometrelerden birini sıcak suyun içine, diğerini deney tüpündeki buz parçalarının arasına koyarak belli aralıklarla suyun sıcaklığını ölçelim. Ölçüm sonuçlarımızı defterimize yazalım. Sorular: buz ile çeşme suyunun sıcaklıkları için ne söyleyebiliriz? Cevap: buzun sıcaklığı çok düşükken çeşme suyunun ise sıcaklığı daha yüksekti. Suyun 2, 4, 6 ve 8. dakika sonunda ölçtüğümüz sıcaklık değerleri aynı mıdır? Aynı değilse sebebi nedir? Cevap: hayır, aynı değildir. Çünkü su dakika geçtikçe daha da ısınmıştır. Sıcak su içerisine deney tüpü içindeki buz parçalarını koyduğumuzda suyun ve buz parçalarının sıcaklığında değişim gözlemlediniz mi? Gözlemlerimizi nasıl açıklarız? Cevap: evet, gözlemledim. Sıcak suyun soğuduğunu, buz parçalarının da eridiğini gördüm. Bunun sebebi ise aralarında olan ısı alışverişidir. 4. Sınıf SDR İpek Yolu Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 120 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.